Sus. Sinsici aramıza girmiş bir hain. Hünkârım. Sana bir hiç olduğumu söylemiştim. Artık olman gereken yerdesin. Ayaklarım dibinde. Aşk için düşmüşüm. Ne gam. Öyle bir aşk ki hünkârımıza masumiyetimi ispat edecek. Onca yalan içinde ne masumiyetinden bahsediyorsun sen? Artık kimse kurduramaz seni. Zira bu gece sadece seni değil, bütün düşmanlarımın kaderi değişti. Paşa Hazretleri bağışlayın. Söyle. Hünkârımız derhal gelmenizi buyururlar. Hayırdır, bir mesele mi var? Malumatım yok paşam. Firuze. Onun hakkında malumatın var mı? Var elbette. Bu odaya giren herkes hakkında malumatım vardır benim. O halde kim olduğunu söyle bana. Hünkârım bağışlayın. Kimdir bu hatun İbrahim? Nasıl girdi sarayıma?
Hızır Hayrettin Paşa payitahta gelirken almış teknesini. Diğer esirlerle birlikte sunulmuş saraya. Rey şehrinde doğmuş. Süryani bir ailenin mensubu. Bunları ben de biliyorum. Ne malum öyle olduğu? Ne malum başka bir aileye mensup olmadığı? Hatta bir hanedana. Bu nasıl olur? Ben de bu sualin cevabını merak ediyorum İbrahim. Nasıl olur da bir Safevi hanedan mensubu benim haremime, benim odama girer? Bu mümkün değil hünkârım. Ben buna ihtimal dahi vermem. Hatun inkar etmedi İbrahim. Belli ki hakikat bu. Derhal tetkik et kimdir bu hatun. Hesabı nedir? Geldiğinden beri bilmediğimiz neler yaptı, nelere sebep oldu bilmek istiyorum. Derhal! Geldiniz. Kimsin sen hatun? İşittiğime göre Tahmasp'ın ailesindenmişsin. Öyle mi? Konuşsana! Belli ki casusluk etmen için yolladılar seni. Kimler yardım ediyor sana, nasıl haberleşiyorsunuz söyle. Her şeyi anlatacağım. Dinliyorum. Size değil paşam. Ancak hünkârımıza anlatırım. Başka kimseyle konuşma. Zira bir tek o anlar beni. Yalnız o dinler. Bu mümkün değil. Artık zinhar göremezsin hünkârımızı. O halde öldürün beni. Sırlarına birlikte gireyim mezara. Ne oluyor? Anlamadım ki. Firuze Hatun'la alakalı. Bütün ağlar odasına girdi, baksanıza. Hürrem Sultan zindana atmış. Yahu bir susun, çeneniz düştü yine. Hoy! Sümbül ha? Sahiden casus muymuş hatun? Öyle vallahi. Haremde ne oluyor, ne bitiyor hepsini düşmanlarımıza ifşa etmiş. Eyvahlar olsun. Vah, yine vah. Bunca vakit koruyup kolladığına göre sen de işbirliği içindesin. Yok, haşa. Öyle değil. Gitti kelle. Ve eşhedü enne. Hoş geldiniz sultanım. Mevzu mühim tabii. Ne bu Hürrem? Yeni bir oyun mu? Yerinizde olsam ben de böyle telaşlanırdım. Sizin bu hatunun nasıl destek verdiğiniz düşünülürse vaziyet pek hoş değil tabii. Ne demek bu? O yılanı kendi ellerinizle hünkârımızın koynuna soktunuz. Demek sultanım. Beni bertaraf etmek uğruna hanedanın istikbalini tehlikeye attınız. Eğer bu işin altından yine sen çıkacak olursan Hürrem, bil ki bu sefer bedelini çok ağır ödeyeceksin. Sultanım. Ya benimle alakası yoksa? O vakit bunun bedelini kim ödeyecek? Hünkârım. Arzumuz üzere Firuze Hatun'u sorgusu öğrettim. Ancak konuşmuyorum.
Sadece size anlatırmış. Nerede bu hatun? Zindandaydı. Fakat buraya getirdim, kapıda bekliyorum. Belli ki bir izahatı var. Dışarıda bekle İbrahim. Hatun üstünü iyi aradınız değil mi? Aradık paşam. Her şeyi anlatacağını söylendi. O halde isminle başla. İsmim de hislerim gibi hakikidir. Ben Firuze Begüman. Safevi hanedanına mensup bir sultanım. Şah Tahmasp'ın babasıyla benim babam kardeştir. Bu vaziyette casus olmam imkansız. Zira hiçbir hükümdar ailesinden bir kadına bunu reva görmez. O halde ne maksatla geldin buraya? Daha evvel de söyledim. Beni buraya kaderim getirdi. Şah Tahmasp'ın babam Seyit İbrahim'le arası iyi değildi. Tahtı için bir tehdit olarak görüyordu. Bir gece... bir gece aniden uyandırdı babam bizi. Validem, kardeşlerim, aileden birçok kişi, hepimiz kaçtık. Tahmas peşimizdeydi. Günlerce yol aldık. Sonra bir tekneye bindik. Fazla sürmeden yakaladılar bizi. Tekneyi batırdılar. Herkes öldü. Bense gözlerimi açtığımda Barbaros'un teknesindeydim. İbrahim. Sultanım, gelmeseydin gece vakti. Firuze, bunca yıl bizi kandırmış olamaz. Öyle değil mi? Hürrem'in bir oyunu bu muhakkak. Maalesef bu bir oyun değil. Firuze hakkında söylenenler mutlak surette hakikat. İmkansız bu. Hatun yıllardır haremde. Kaç gece hünkârımızla yalnız kaldı. Casus olsaydı şimdiye kadar ortaya çıkmaz mıydı? Ne maksatla geldiğine bağlı o. Ya cesaret edemedi ya da vazifesi sadece malumat taşımak. Ne yaptım ben İbrahim? Kendi ellerimle hünkârım. Sen bilemezdin bunu. Belki de hatun hünkârımıza aşık olunca her şeyden vazgeçti. Her ne olursa olsun. Kellesi gidecek. Bizzat da ben alacağım. Başka çarem yoktu. Eğer kim olduğum ortaya çıksaydı hanedana teslim ederlerdi beni. Ya da
onlara karşı kullanılırdım. O yüzden Hristiyan olduğumu söyleyerek gizledim kendimi. Sonra aşkım için susmaya mecbur kaldım. Aksi halde seni kaybederdim. Teamülleri biliyorum. Bir Müslümanın hareme cari olarak girmesi yasak. Ancak nikah kıyması lazım. Ben hem Müslüman hem düşman bir hanedana mensupken nasıl anlatırdım bunu? Yaratan Rabbim, şahit olsun ki hakikat bu Süleyman. Eğer kalbim senin aşkınla dolmasaydı, çıkardım karşına, anlatırdım, yardım isterdim. Ama korktum. Seni kaybetmekten korktum. Bana kim olduğumu sual etti. Ben bir Cihan Sultanı'nın aşkıyla aciz düşmüş bir zavallıyım. Bugüne kadar kaderime hep razı geldim. Hiç durmadım önünde. Beni bir rüzgar gibi oradan oraya savurdu. Ve nihayetinde senin yanına getirdi. Eteğine yüz sürdüm. Cennetinde mesut bahtiyar oldum. Bana senin merhametli, şefkatli ellerini bağışlayan kaderime zinhar isyan etmem. Söylersen, neye hükmedersen kabulümdür. İstersen şuracıkta al canımı. Boynum kıldan incedir. Hünkârımız zindan atılmasını buyurdular. Yazıklar olsun. Sana güvenmiştim. İnanmıştım. Eğer Hürrem haklıydı. Kes sesini. Götürün şunu. Layığını bulsun.
Gel. Sultanım. Gel Fatma. Çok şükür iyi. İş daha da yerinde, hekimler pek memnun. Geceleri biraz huysuz ama. Mustafa'm da öyleydi. Gerçi hala inatçı. Kafasına bir şey koydum, illa yapacak. Ne oldu ki valide? Helena mıdır nedir? Girmiş oğlumun aklına. Mustafa'm nikah için talimat vermiş Fidan Hatun'a. Nasıl olur? Nasıl vicdan sahibi olduğunu bilirsin. Muhtemelen acıyor hatuna. Göndermek istemiyor saraydan. Ama bu nikah hiç hayırlı olmayacak. Siz müsaade mi edeceksiniz buna? Şehzade böyle istiyor. Elden ne gelir Fatma? Zaten beni de dinlemiyor. Yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Şehzadem, hünkârımızın nikah ile alakalı düşünceleri malumunuz. Hal böyleyken kararınızı gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Ben daha sonra bir mektup yazar, hünkârımıza durumu izah ederim. Bağışlayın. Fakat bunun bir izahatı yok şehzadem. Hadisenin bu raddeye gelebileceğini tahmin etseydim, en baştan müdahale ederdim. Hatunu gönderin. Helena'yı sokağa atamam Lala. Çıkar bunu aklından. Kendisi için bir konak hazırlanabilir pekala. Her ihtiyacı karşılanır. Siz de münasip vakitlerde ziyaret edersiniz. Sen bu meseleyi düşünme. Ben icap eden neyse onu yaparım. Esas Abbas Ağa'dan haber ver. Neden hala bulamadınız? Şuna baksana. Nasıl da gülüyor. Keyfi yerinde. Koskoca şehzadeyle nikah kıyacak. Onun keyfi yerinde olmayacak da kimin olacak? Neden daha evvel söylemedin? Söylesem ne fayda? Şehzademiz karar vermiş bir kere. Ne yapacağım ben şimdi Fidan? Vallahi senin yerinde olsam bir an evvel kurtulurdum altından. Öyle de artık benim bir oğlum var. Onu düşünmem lazım. Zinhar yapamam. Kendimi, evladımı tehlikeye atamam. Sen de haklısın. Fakat bugün nikah kıyan hatun yarın evladını kucağına alır. O vakit ne yapacaksın?
Şehzademizi de avcunun içine almış zaten. Yarın öbür gün o senden kurtulursa şaşırma. Sultanım. Gel Fidan Hatun. Ne oldu? Yanına geldi mi Fatma? Dediğiniz gibi. Soluğu benim yanımda aldı. Halini görecektiniz. Etekleri tutuşmuş. Ne söylersek yapacak vaziyette. Güzel. Unutma Fidan Hatun. Ne olursa olsun bu iş sadece Fatma'nın üstüne kalmalı. Mustafa'm bir an bile benden şüphelenmemeli. Merak buyurmayın sultanım. Her şey emrettiğiniz gibi olacak. Demek beni öldürmeye teşebbüs edecek kadar gözün döndü. Öyle mi? Hiç kimse bana hakaret edemez. Değil şehzade, şu cihana sultan olsan fark etmez. Senin pis varlığın kimin umurunda? Kılıcımdan kaçabileceğini mi sandın? Senin yüzünden kardeşim can veriyordu. Kazık çakmayacaksınız ya dünyaya. Hepiniz geberip gideceksiniz bir gün. Firuze tekrar zindana atıldı. Hala neyi bekliyorlar anlamadım. İbrahim Paşa tetkik ettiriyor sultanım. Hatun hakkında malumat almadan infaz edilmez. Neyse. Tayin meselesine gelince Hatice Sultan bizzat hünkârımızla konuşmuş. Nigar'ı bahane etmiş. Anlayacağın gitmeye mecbursun. Yapacak bir şey yok. Nasıl münasip görürseniz. Rüstem'e, bu sürgün ilelebet değil. Sana söz veriyorum. Buraya daha kuvvetli döneceksin. Ne kadar vaktin var? Paşamız bir ay mühlet verdi. Güzel. Evvela Firuze ile konuşalım. Sıra İbrahim Paşa'ya da gelecek. Sana da hayırlı sabahlar. Gel. Bir şey öğrenebildin mi? Tahmasp'ı ve ailesini yakından tanıyan birkaç kişiyle bizzat görüştüm hünkâr. Hatun doğru söylüyor. Adı Firuze. Firuze Begüm Han. Babası Şeyh Seyit İbrahim Tahmasp'ın amcası. Devlet idaresinde mühim vazifelerde yer almış. Tahmasp'ın kardeşi Sam Mirza'ya yakınlığıyla tanınıyor. Tahta onu geçirmek istiyormuş. Hal böyle olunca kılıçlar çekilmiş. Şeyh Seyit İbrahim ailesiyle birlikte kaçmak zorunda kalmış. Fakat ne var ki tekneleri batırılmak suretiyle katledilmişler. Firuze'nin de öldüğü zannediliyor. O halde hatun casus değil. Değil. Teslim edilmekten korktuğu için sustu aşikar. Zira akıbeti ölüm. Ne yapmamı arzu edersiniz hünkârım? Kalk ayağa hatun, gidiyoruz. Öldürecek misiniz beni?
Validem, Cihangir'i görmeye gelmiştim. Çıkmışsınız. Biraz bahçede dolaştım. Bir şey mi oldu? Firuze'yi duydum. Aklım almıyor bir türlü. Meğer hatunun ne sırları varmış? Bu uğursuzun adını anma, Mirima. Götürün şunu. Sultanım. Hayırdır Hafife Hatun? Bu hatunun burada ne işi var? Neden çıkardınız onu? Hünkârımızın emri. Firuze Hatun'un gözdeler koğuşuna alınmasını buyurdular. Gel. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Söyle Hürrem. Lakin çabuk. Zira hayli işim var. Bu ne demek oluyor? Firuze nasıl olur da gözdeler koğuşuna geri döner? Ben öyle münasip gördüm. Hatunun casus olmadığı tespit edildi. Nasıl? Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam mı edecek? Akıbetiyle ilgili henüz bir karar vermedim. Süleyman. Hatun Müslüman. Zinhar haremde kalması münasip değil. Ne yapacaksın? Haremde kalması için nikah mı giyeceksin yoksa? Bir karar verince sen de herkesle birlikte öğrenirsin. Bu karar sadece onun hayatını değil, Süleyman, bizim hayatımızı da değiştirecek. Süleyman, lütfen bunu sakın aklından çıkarma. Fatma Hatun. Hazır mısın? Bu gece bitecek bu iş. Ya üstüme kalırsa? Hı? O vakit ne yaparım ben? Şehzademiz beni öldürür. Sonra Mahidevran Sultan ne der? Ben her şeyi ayarladım. Gülizar yardım edecek sana. Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz bu meseleyi. Helena buraya gelecek. Şehzade Süleyman'ın canına kastetmek için. Sen sadece evladının hayatını kurtarmış olacaksın. Ben de şahitlik edeceğim. Ayrıca merak etme. Mahidevran Sultanımız da memnun olacaktır bu işte. Zira nikahın olmasını o da istemiyor. Öyle de... Sen bilirsin. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum.
Yürü Gürüzar. Tamam. Yapacağım. Kimsin sen? Ne yapıyorsun burada? Mahidevran Sultanımız gönderdi beni. Sizi çağırıyorlar. Bu vakitte mi? Neden çağırmışlar? Nereden bileyim ben Hatun? Derhal gelsin dedim. Sultanımız sizi burada bekliyor. Sultanımızın dairesi burası değil ki. Neden buradayız? Sultanımız sizi burada görmek istemiş. Şehzademizin yanında kal Hatun. Delirdin mi sen? Bırak, o bir şehzade annesi. Ne oluyor burada? Sultanım, Şehzade Mustafa'nın gözdesini öldürmeye çalıştı. Ben de yakaladım. Demek öyle. Fatma? Hayır sultanım. Helena gizlice girmiş odama. Uyanmasaydım evladımın canını alacaktı. Ben evladımı savunurken bu geldi. Aslanım da yalnız kaldı. Fidan. Kalfaları yolladım sultanım. Alakadar oluyorlar. Helena saldırdı öyle mi? Yalan söylüyor sultanım. Ben gördüm. Helena'ya tuzak kurdular. Tamam Diana, bırak onu. Ben icabına bakarım. Nasıl arzu ederseniz. Çekilebilirsin. Yalnız bu hadiseden kimsenin haberi olmayacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz sultanım. Sultanım, yemin ederim benim bir günahım yok. Helena kendi girdi odama. Kes sesini. Sanki tanımıyorum seni. Git odana, evladınla meşgul ol.
birine bir şey söyleyecek olursan canını yakarım seni. Sultanım bağışlayın. Diana nereden çıktı anlamadım. Her şeyi mahvetti. Size söylemiştim. Bu hatun delinin teki. Kovalım gitsin. Hatun vazifesini yaptı. Keşke onun kadar becerikli olabilseniz. Söyle. Ne oldu? Hünkârımız karar vermiş mi? Sultanım, Firuze Hatun az evvel odasından çıktı. Afife Hatun'umun dediğine göre hünkârımız çağırmış. Zannediyorum ki akıbeti hakkında karar verilmiş. Nihayet. Sultanım. Hatun'un casus olmadığı belli. Ve bu vaziyette sarayda kalmasının tek şartı nikah. Ya hünkârımız nikah kıyarsa o vakit ne yapacağız? Nazlı Sencik, Cihangir benimle gel Firuze, yaklaş. Hakkında bilmem lazım gelen her ne varsa malumum oldu. O halde söylediğim her şeyin hakikat olduğunu anlamışsındır. Bu yüzden verdiğim kararla ilgili de hiçbir tereddütüm yok. Ölürüm.
Efendim? Nazlı. Hünkârımızın yanından geliyorum. Firuze Hatun hakkında bir karar verdiler. Bilmeni icap ediyor zira. Söyle. Haremden gönderilmesine karar verildi. Acem Sarayı'na mı teslim edilecek? Hayır sultanım. Sığınmış birini, her kim olursa olsun, düşmanlarıma teslim etmem. Bu yüzden Amasya'da bir av köşküne yerleştirileceksin. Ve hayatın boyunca bütün ihtiyaçların karşılanacak. Amasya mı? Neresi orası? Uzak mı? Sen gelecek misin? Görebilecek miyim seni? Bu son görüşmemiz. Seni bir daha görmeyeceğim. Geldiniz. Bana veda etmek için. Öyle de diyebiliriz. Merak
kaybettin Firuze. Bu aslında malumun ilanı. Daha evvel sözlerime kulak verseydin, şimdi böyle boynu bükük gitmezdin. Aşk, eğer hakiki bir aşksa, orada kazanan yoktur. Zafer yoktur. Zira aşk kaybedenlere aittir. Onların kalplerinde ateş olup yanmaya devam eder. Bütün kaybedenler kendini böyle avutur zaten. Çok merak ediyorum. Hünkârımız kalmanı isteseydi o vakit ne diyecektin? Eminim karşıma geçip zafer naraları atacaktın. Öyle değil mi? Hünkârımızın kararı da bunun ispatıdır. Hatırlarsın bir anlaşma yapmıştık. Kaybeden ben olursam, bu zehri içmeye hazırım. Ya sen Firuze? Sen içebilecek misin? Hiç şüpheniz olmasın. Korkma, bunu senin isteyecek değil. Zaten sende bunu yapabilecek ne yürek var, ne de aşk. Paşa Hazretleri, Taşlıcalı Yahya Efendi geldiler. Taşlıcalı mı? Gelsin. Vezir-i Azam Hazretlerim. Hayırdır Taşlıcalı, ne yapıyorsun burada? Ne vakit geldin? Bu sabah geldim paşam. Sağ olsun şehzademiz müsaade ettiler. Malumunuz alelacele gitmiştim Manisa'ya. Yarım bıraktığım bazı işlerim vardı. Onları halledip hemen döneceğim. İyi, hadi bakalım. Bu nedir? Mahidevran Sultanımız bunu size vermemi istediler. Hayli mühimmiş. Hayırdır? Cezademiz nasıl? Kötü bir şey yok inşallah. Saati yerinde çok şükür. Lakin bir hatun meselesi yüzünden epey huzursuzlar. Sultanımız zannediyorum bu mevzuyla alakalı yazdılar size. Nama geldi bir şeyler. İbrahim Paşa Hazretleri, evvela Hatice Sultanımızla ve evlatlarınızla iki cihanda saadetler dilerim. Torunum Şehzade Süleyman için gönderdiğiniz muazzam hediyeleri aldık. Varlığınızda bize her daim kuvvet verdiğiniz için size minnettarız. Hünkârımız buradayken olan bitenler malumunuz olmuştur. Hürrem hain emeller peşinde. Şehzade Mehmet'in hünkârımızla Mustafa'nın arasına girmesi için hususi bir gayretin içinde. Oğlumu gözden düşürmek istiyor. Ne yazık ki Mustafa Hürrem'e bu fırsatı altın tepside sunacak. Zira hünkârımıza rağmen o hatuna nikah kıymakta kararlı. Elbet buna mani oluruz. Fakat benim asıl kaygım Hürrem. Ona karşı birlikte hareket etmeye mecburuz İbrahim. Hoş geldiniz valide. Hazırlığını yap Mustafa. Bir hafta sonra Bursa'ya gideceksin. Ne demek bu? Taşlıcalı'yla bir mektup gönderdim İbrahim Paşa'ya. Orada bekleyecek seni. Nereden icap etti bu? Ben öyle istedim oğlum. Madem beni dinlemiyorsun, onunla konuş. Validem. İbrahim Paşa'nın üzerinde emeği büyük oğlum. Bütün hayatı
hayatını tesir edecek bir karar almadan evvel onunla görüşmenin, danışmanın ne sakıncası var? Karar yine senin kararın neticede. Ayrıca paşanın sana söyleyeceği daha mühim şeyler var. Ne olur ne olmaz Rüstem'a. Tedbirli olmakta fayda var. Firuze'nin bir daha önüme çıkmasını istemiyorum. Kolayı var sultanım. Hatun Safevi hanedanından. Birkaç kişiye haber salarım. Elbet onu Acem diyarına götürmek isteyen birileri çıkacaktır. Rüstem'a, aklımdan geçenleri okudun. Bu durumda onu sağ konmazlar. Kesinlikle infaz edilecektir. Rüstem'a ihanetin bedeli ağırdır. Firuze Hatun da payına düşeni ödemeli. Paşam. Sen neden buradasın hala? Zehra Hatun bugün geleceğinizi söyleyince bilhassa bekledim. Nigar. Esma Nur koymuşsunuz ismini. Öyle yakışmış ki. Bütün gün dilimden düşmedi. Haydi sen çık artık. Hava kararmadan evinde ol. Paşam. Bu tayini durdurun. Rüstem aile gitmek istemiyorum. Beni kızımdan ayırmayın ne olur. O mesele kapandı Hatun. Mecburen gideceksin. Sizin de istediğiniz bu değil mi? Uzaklaşmamı istiyorsunuz. Zira Hatice Sultan böyle buyurdu. Siz de boyun eğdiniz. Laflarına dikkat et. Benim sabrımın da merhametimin de bir hududu var. Nihayet Hatun, evin yolunu bulabildin. Etme ha. Zaten canım burnumda. Kızıma doyamadan yollayacaklar beni. Sultanımızın arkasından iş çevirirsen, olacağı bu. Başıma gelenleri bilmez gibi konuşma. Ben ister miydim böyle olmasını? Ölmeden öldürdüler beni. Hem de hiçbir suçum günahım yokken. Ağam. Hürrem Sultan'la konuşsan, sever seni, dinler. Muhakkak bakar bir hal çaresine.
Emredersin sultanım. İşim gücüm yok, senin piçinle mi uğraşacağım? Madem öyle, niye tutuyorsun beni yanında? Boşa beni. Hem sen kurtul hem de ben. Evlen diyeceksin, evleneceğim. Boşan diyeceksin, boşanacağım. Öyle mi? İkimiz için de en hayırlısı bu. Zaten sen de istemiyorsun beni. Yüzüme dahi bakmıyorsun. Boşa beni ağam. Ben ne vakit istersem o vakit boşarım. Süleyman. Cihangir'i görmeye geldim. Uyuyor mu? Nazlı. Sultanım. Cihangir'i getir. Allah. Aslan parça. Nasılsın? Ağrısızın var mı? Güzel. Gitme baba, burada kal. Yarın sabah gelirsin, birlikte kahvaltı ederiz. Beni mi takip ettiniz?
Gerek kalmadı. Sizi ihbar etmişler. Hürrem. Hadi gidelim buradan. Ümeyra Hatun. Şah Tahmasp Hazretleri ve Firuze Begüm Han sizi çok merak ediyorlar. İstediğini aldı. Bence ondan uzak durun artık sultanım. Eğer şimdi çekilirsek önden hiç kimse durduramaz onu. Bağışlayın ama biz onu artık durduramayız. Firuze'yi de gönderdi. Biz de onu göndereceğiz. Nasıl? Bilmiyorum. Ama mutlaka bir yolu vardır. Biz de sabırla o günü bekleyeceğiz. Kolay gelsin Şeker Ağam. Nereden çıktı bu helva kokusu, bütün sarayı sarmış? Giraz Ağa öldü ya. Onun helvasını yiyoruz. Yahu deme öyle Sümbül Ağam, günahtır. Sen niye geldin Bilal Ağa? Hünkârımızın yemeği hazır değil mi daha? Haber veririm ben sana hazır olunca. Sen Kiraz'dan haber ver. Şikayet etmiş mi bizi? Durur mu hiç? Etti tabii. Bir araba laf işittim Afife Hatun'dan. Hünkârım malumunuz. Kardinal Alessandro Farnese 3. Poli adıyla papa seçildi. Artık Fransa papalıktan Papa Clement zamanında aldığı desteği bulamayacaktır. Bu yeni papa hakkında neler öğrendin? Farnese çok genç yaşta kardinal olmuş biri hünkârım. Ki kız kardeşi güzel Giulia Farnese'nin Papa Alessandra Borgia ile olan münasebetinden mütevellit kardinal olduğu aşikar. Papa olacağı pek beklenmeyen biriydi hünkârım. Bir hayli yaşlı. Yakında ölür ve yeni seçim biz yaparız diye düşündükleri kesin. Fakat Hristiyan azizlerinden Pol'ün adını alarak Hristiyanlığın özüne ne kadar sahip çıktığını da gösterdi. Bizim hakkımızda neler düşünüyormuş? Hünkârım Fransa ile Şarkin'i barıştırmak için harekete geçmiş. Gayesi Osmanlı gücünün önünde bir engel oluşturmak. Haçlı sefer mi düzenleyecek? En azından buna teşebbüs edeceklerdir şehzadem. Kardinallerini kral ve prenslere yollamışlar bile. Ancak papalık hazinesi tam takır. Koskoca papalık hazinesinde 12 bin dükü altın kaldığı söyleniyor. Bizim bir sancak beyimizin bile daha fazla altını var hazinesinde. O halde neyine güveniyor papa? Maziden hiç mi ders almadı bunlar? Atalarımız nasıl söküp attıysa onları topraklarımızdan, biz de atarız elbet. Buna cüret edemezler aslanım. Senin gibi yiğit şehzadeleri, sizler gibi kıymetli paşaları, beyler olduktan sonra bu yüce devletin sırtı yere gelmez evvelallah. Caro Kardinal de Nolville. L'Europa... Sevgili Kardinal de Nolville. Avrupa büyük bir tehdit altında. Osmanlı adım adım kapımıza dayanmışken kilisenin iki büyük evladı birbiriyle didişiyor. Fransuva ve Şarlken'i mutlaka bir araya getirmeliyiz. Haklısınız Papa Hazretleri. Ancak bu pek mümkün gözükmüyor. Çünkü Kral Fransuva'nın Sultan Süleyman'la ittifak anlaşması yaptığı yönünde haberler geliyor. İslam'ın sultanıyla nasıl ittifak yaparlar? Aforoz edileceklerini ve bütün Hristiyanların yüzlerine tüküreceğini bilmezler mi? Anlaşmayı inkar edeceklerdir. Fransa, kilisenin büyük kızıdır. Tarihten gelen bu saygınlıklarını korumaları nasihat edelim. Bu işe yaramazsa ittifakı halka ifşa edin. Kiliseye karşı İslam'ın yanında olanların cehenneme bile kabul edilmeyeceklerini, ruhların azap içinde dolaşacağını anlatın. Hemen rahipleri Fransa'da vaaz vermek için gönderirim. Ancak Kutsal Peder Fransa Kralı
Şalken'den korktuğu için Sultan Süleyman'ın kapısına gitti. Bu yüzden ikna etmemiz çok zor. Buna mecburuz kardinal. Eğer biz bu işi başaramazsak, Aziz Pietro'nun kemiklerini bile alamadan Roma'dan ayrılmak zorunda kalırız. Tanrı hepimizi korusun. Amin. Luther denen papazın Vatikan karşısında yürüttüğü hareket ne vaziyette? Takip ediyoruz hünkârım. Papalığa büyük bir darbe vurdu. Misal Almanya ve İsviçre prensliklerinde papalığın o eski mali ve siyasi gücü kalmadı artık. Papa bu topraklardaki hakimiyetini kaybetti hünkârım. Mülkleri prenslerin eline geçti. İngiltere'de papadan uzaklaştı. Âlâ. Hristiyan âlemi ne kadar bölünürse devlet-i âliye o kadar büyüyecektir. Mustafa Paşa. Buyurun hünkârım. Serhat sancaklarına haber gönder. Luther ve taraftarlarını gizliden desteklemeye devam etsinler. İlaveten Vatikan ve Şalken'in baskısı altındaki Lüteryenleri Osmanlı toprağına kabul edip ibadetlerini diledikleri gibi yapmalarını sağlasınlar. Emr-i ferman yüce hünkârımızındır. Bir husus daha var. Celalzade. Buyurun hünkârım. Havas-ı Humayunum'dan 20 kere 100 bin akçelik araziyi Hürrem Sultan Vakfı'na temlik ettim. Mülknameyi hazırla. Defter-i Hakani kayıtlarında da gereken muameleyi yap. Emredersiniz. Sultanım. Kadir Efendi, beni kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim. Aman efendim, şeref duyarım ancak. İlim irfan sahibi büyük bir alim olduğunuzu işittim. Öyle ki hünkârımız size devleti âliyenin kanunlarını teslim etmiş. Estağfurullah sultanım. İlim kim, biz kimiz? Size bir yardımımız olursa ne âlâ. Belki haberiniz vardır. Kendi adıma bir vakıf kuruyorum. Hayır işleri için. Sultanım, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz... Veren el, alan elden daha hayırlıdır der. Sadaka vererek, hayır işleyerek yüce gönüllü olduğunuzu gösterirsiniz ancak. Kadir Efendi, nasıl bir vakıf insanlara daha faydalı olur? Dualarını alır. Rahmetli Valide Sultanımızın Manisa'da yaptırdığı gibi bir külliye inşa etseniz sultanım. İçinde cami, imareti... medresesi, mektebi ve darüşşifası olsa hem fakirlere hem de ilim öğrenen talebelere faydası olur. Şehzade-i Civan bahtınızla gittiğiniz sancakta inşa edeceğiniz böyle bir külliye o vilayette asırlarca isminizi yaşatacaktır sultan. Ona da sıra gelecek elbette. Fakat ben evvela İstanbul için de yaptırmak istiyorum. Sultanım, İstanbul... Bugüne kadar hiçbir Haseki Sultan İstanbul'da böyle bir hayır inşa ettirmemiştir. Ancak umumiyetle gittikleri sancakta yaparlar bunu. Her şeyin bir ilki vardır Ebu Suud Efendi, öyle değil mi? Sultanım, eğer... Bir insan bir hayır yapmak istiyorsa eğer, onun önünde hiçbir şey duramaz. Yıkılır gider. Güzel. Birçok paşa ve beyin hanımı da mütevelli heyetinde olacak. Zevçiniz Zeynep Hatun'u da görmek isterim. Söylerim sultanım. Ancak böyle bir külliye çok para ister. Yani o da yetmez. Ayakta durabilmesi için gelirleri olması şart. Siz bunu düşünmeyin Kadı Efendi. Hünkârımız bana birçok mülk ihsan ettiler. Gelirleri de yüksek. Vakfımın ayakta kalması için ne lazımsa yapacağım. Allah hayrınızı kabul etsin sultanım. Amin. Amin Mesut Efendi. Bu vakfın başında... Mişahur Rüstem Ağa'yı düşünmüştüm fakat kendisi Teke Sancak Bey'i tayin edildi. Neyse ki siz varsınız.
alakanızı esirgemez, yol gösterirseniz memnun olurum. Estağfurullah Sultan. Gel. Sultanım. Gel Zümrüt'a. Yahya Efendi gönderdi. Çekilebilirsin. Sultanım, bir ağacın altında hayatımın manasını bulduğum yerdeyim. Her yer karanlık. Göz gözü görmüyor. O eşsiz yüzünüzle gelin ki aydınlansın bu zavallı gözlerim. Zümrüt Ağa! Zümrüt Ağa! Buyurun sultanım. Taşlıcalı burada, gelmiş. Malumatım var sultanım. Has bahçede teşrifinizi bekliyorlar. O halde neden haber vermiyorsun? Sen dışarıda bekle, ben hemen geliyorum. Kızlar! Bu kadar çabuk gelmeni beklemiyordum. Hatta bir daha görebileceğimden bile emin değildim. Bunun için geldim sultanım. Emin olmanız için. Bir canım var. Onu da sizi görmek için feda etmeye hazırım. Mustafa abim. Haberleri var. Ailemi ziyaret etmem için müsaade ettiler. Çok tehlikeli. Daha sabırlı ve dikkatli olmamız lazım. Sizi gördüğümden beri bende ne sabır kaldı, ne akıl. Biçare aşıklar gibi gözüme dirhem uyku girmedi. Sizi düşünmekten gecem gündüzüme karıştı. Ya siz? Ben kulunuzu hiç aklınıza getirdiniz mi? Hiç aklımdan çıkmadın ki. Rüyamda, hayalimde hep sen. Lakin bunun sebebi hasret mi? Yoksa akıbetini bana yaşattığı korkum bilmiyorum. Biri görecek, biri duyacak diye öyle korkuyorum ki. Pervane misali sizin çevrenizde dönmeye mahkum artık bu gönül. Sizi bir an daha görebilmek için her şeyi feda ederim. Aşk böyle bir şey değil mi? Taşlıcalı Yahya dedikleri çocuk. Hani Şehzade Mustafa'nın yoldaşı? Evet sultanım. Hemen Nisa'dan gelmiş. Artık burada ne işi varsa. Rüstem Ağa'ya söyle. Göz üzerinde olsun. Ne yapıyor, ne ediyor? Hepsini bana bildirsin. Sultanım, şüphelendiğiniz bir şey mi var? Maydevran'ın oyunu olabilir. Durduk yere ne işi var bu adamın payidahta? Zümbüla, her şeyi düşünmek zorundayız. Derhal Rüstem Ağa'ya haber veririm sultan. Tamam, elini çabuk tut. Bir an boş bırakmaya gelmez. Emrimiz başımızda. Bunu o güzel boynunuzda görmeyi hayal ettim hep.
Bana dünyaları bağışlasanız bu kadar sevindiremezdiniz. Validem sual eder diye fazla takamıyorum. Zaten bir şeylerden kuşkulandı gibi. Bir şey mi oldu? Yok, hayır. Bir hissiyat sadece. Keşke herkes bilse. Haykırsa. İşitmeyen kalmasa. Aşkınız karşısında nasıl aciz düştüğümü görseler. Dünya alem öğrense. Güneşin kalbinde nasıl yanıp kaldı. Sultanım, gelenler var. Epeydir çıkmıyorsun tersaneden. Neyse ki bu akşam çıktın da iki kelam edeceğiz. Gerçi hoş. Geceleri dolaşıyor musun? Geliyor haberlerim bana. Deniz donmayınca bana her yer aynı geliyor paşa. Ruhum sıkılıyor. Duramıyorum öyle bir yerde. Az kaldı kapıdan paşam. Roma ufukta göründü. Deryalar bizi bekler. İple çekiyorum o günleri. Nasıl efendi? İple. Paşam, Şehzade Mustafa'dan bir haber var mı? Afiyettedir inşallah. Alıyorum haberlerini. Ah, sağ olasın hatun. Geç otur şöyle. Sana diyeceklerim var. Hayırdır inşallah? Ahmet'le mi alakalı yoksa? Anma şunun adını, canımı sıkma benim. Ne diyecektim ben? Bugün Hürrem Sultan'ımızla görüştüm. Hürrem Sultan'ı? Kendileri çağırdılar. Benimle tanışmak istemişler. Hem de fikrimi almak istedikleri bir mesele varmış. Onun hakkında yıllardır herkes bir şeyler söylüyor. Hmm. Çirkin, cadı, büyücü. Hatta başının arkasında bir gözü bile varmış diyorlar. Tövbe tövbe. Şu millet dedikodudan başını bir kaldırsa neler olur neler ha. Büyücüymüş ya sabır. Yani öyle diyorlar işte. Ben de merak ettim doğrusu. Kendi gözlerinde görünce sual edersin hatun. Sultanımız yoksullar hayrına bir vakıf kurmaya niyetli. Benim de alakadar olmamı istiyor. İlaveten seninle de tanışmak istedi. Benimle mi? Hı-hı. Mütevelli heyetinde yer almanı istiyor senin. Teklif ediyor. Ne dersin? Şeref duyarım elbette. Âlâ, âlâ. Neyse şimdi beni yalnız bırak. Benim çalışmam lazım da. Ahmet ne olacak peki? Hadi hatun, hadi, hadi. Herkes övgüyle bahsediyor şehzademizden. Payitahttayken kendisiyle sohbet etme imkanı buldum. Denizleri açılmak ister. Büyük suyun ötesine. Şehzademizin ufku geniştir. Onun da vakti gelecek. Gün gelecek, gideceğiz elbet. Nihayet Şehzade Mehmet'le de tanıştık. Hayli akıllı, hevesli. Öyledir, öyledir. Ne demek bu? Ha? Tut kolundan getir hatunu buraya. Ya! Bırak! Bırak! Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz ha?
Kadı efendi benim babam! Lan! Hepinizi mahvedeceğim! Lan gelin sana! Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz ha? Kimdir bu densiz? Sorma beyim, başımıza bela oldu. Her gece bir hadise. Kadı efendi ile ne alakası varmış? Ne kadar doğru bilmiyorum fakat kadı efendinin oğluymuş. Ebu Suud efendinin mi? Kulak asma beyim. Öyle bir babadan böyle bir evlat olmaz. Paşa Hazretleri, hayırlı sabahlar. Sana da hayırlı sabahlar. Nasıl, ailenle vakit geçirebildin mi Taşlıcan? Geçirdim paşam. İşlerimi de hallettim. Artık senin de bir aile kurma vaktin geldi. Ha? Yok mu aklını çelen bir Dilber? Hayır paşam. Bunmayı Devran Sultanımıza ulaştırırsın. Taşlıcalı. Şehzademiz Mustafa'nın en yakınında sen varsın. Ben seni oraya can yoldaşı olasın diye gönderdim. Her türlü ihanete, melanete karşı onu canın pahasına koruyacaksın. Anladın mı? Merak etmeyin paşam. Son hadiseden sonra her türlü tedbiri aldım. O hadise hiç olmamalıydı. Neyse, bu sana ders olsun. Bir daha aynı hataya düşme. Haydi. Uğurlar olsun. Yolun açık olsun. Pargalı. Ne vakit gelecek bu bahar? Yağmuru, çamuru bitmedi bu kışın. Nice kışlar geldi geçti. O da geçecektir evet. Mustafa'mdan da haber gelmedi hala. Belli ki bana rağmen nikah kıyacak hatuna. Nedir gayesi? Beni sınamak kimin haddine? Haşa. Şehzademizin böyle bir niyeti yoktur. O mutlak suretle ne icap ediyorsa onu yapacaktır. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü onu ben yetiştirdim. O her ne hata yaparsa yapsın, size olan ebedi sadakatinden hiçbir zaman kuşkunuz olmasın. Tıpkı benim gibi. Neden erken geldin? Müsaade ederseniz ben Edirne'ye gitmek istiyorum hünkârım. Nereden icap etti? İtalya seferi için hazırlıklara başlamam icap ediyorum. Niye acele ediyorsun? Hünkârım, iyi hazırlık yapmazsak bu seferi neticelendiremeyiz. Eğer beni orada görürlerse idarecilerimiz de gayrete geleceklerdir. Fakat bana ihtiyacınız varsa erteleyebilirim. Gidebilirsin. Madem gidiyorsun, yanına Hatice'mi ve evlatlarını da alsın. Bir müddet orada kalın. Ailenle vakit geçir. Aklımdalar. Havaların düzelmesini bekliyorum. Malum kış şartları, yollar da kötü. Durmuş ağa. Buyurun Yahya Bey'im. Bu mektubu
en kısa sürede Mahidevran Sultanımıza ulaştır. Siz gelmiyor musunuz beyim? Benim bir iki gün daha kalmam icap etti. Sultanımıza kardeşimin rahatsız olduğunu, bir iki gün daha payitahtta kalacağımı söylersin. Olur, söylerim. Geçmiş olsun beyim. Sağ ol. Durmuş Hanım, mektup mühim. Kimse görmeyecek, bilmeyecek. Anladın mı? Anladım beyim. Hadi. Yolun açık olsun. Gününüz hayır olsun paşam. Sultanım. Firuze'ye gitti. Onunla birlikte gidin. Başka şeyler de var. Mesela düşmanlarımın umudu. Umut. Umut sadece ona ihtiyaç duyan zavallılar için vardır. Benimse yerim de yolum da belli. Hünkârımızın yanında onun gösterdiği hedefe yürüyorum. Sultan. Senin yolun cehenneme gidiyor İbrahim. Malum. O yolda yürümek kolaydır. Daha iyiyim hünkârım. Hekimbaşı haftaya kılıç kullanmaya başlayabileceğimi söyledi. Âlâ. O gün Mustafa abimle konuşuyorduk. Yaralandığım gün. Ona kanundan bahsettim. Sen benim canımsın, kardeşimsin. Sana nasıl kıyarım? Eğer kılına zarar verirsem erkek değilim dedi. İktidarın gücü ve gürültüsü etrafındaki her şeyin sesini kısar oğlum. Bilhassa da vicdanın sesini kısar. Asıl olan bugün değil, o gün geldiğinde ne söylediğindir. Gel. Hünkârım, Saruhan'dan bir ulak geldi. Şehzade Mustafa Hazretleri'nin ulağı. Size bir hediye gönderilmiş. Ayrıca bir de mektup var. Hünkârım, Manisa'da bize karanlık günler yaşatan, kardeşim Şehzade Mehmet'i yaralayan adamı nihayet yakaladım. Ve kellesini bizzat aldım. İçiniz rahat olsun. Abin Mustafa'nın sana bir hediyesi var. Sultanım. Rüstem. Emriniz üzere Taşcıyalı Yahya'yı takip ettim. İbrahim Paşa'dan mektup aldılar. Mahidevran Sultan'a yazılmış bir mektup. Öyle mi? Anlaşılan Taşcıyalı da bu yüzden gelmiş. Onun yazdığı mektuba cevap bu. Soğudu, içeri girelim. Esma Nur. Zehra Hatun, biraz daha kalsın.
Sen üstüne içeriden bir şeyler getir, üşümesin. Şehzadem. Paşam. İyi misin? Afiyettesindir inşallah. İyiyim paşam. Esas seni merak ediyorum. Hatice Sultan'la aranız nasıl? Mazide kaldı. Bir sıkıntımız yok çok şükür. Âlâ. Buna sevindim. Ben de seninle alakalı sevineceğim havadisler almak isterim fakat... öyle şeyler işitiyorum ki Mustafa. Uykularım haram oluyor bana. Hususi hayatın diye bir şey yok Mustafa. Sen bir şehzadesin. Senin riayet etmekle mükellef olduğun kaideler var. Teamüller var. Bir şehzadenin nikah kıyamayacağı hangi kitapta yazıyor paşam? Böyle bir kaide yok. Elbette yok. Fakat hatırla. Valide Sultanımı seni evlendirmek istiyordu. Kiminle? Aybegi Hatun'la. Yani Kırım Hanı'nın kızıyla. Öyleyse mesele Helena ve onun ailesi, öyle mi? Mesele hünkârımız. Onun bu nikaha karşı olmaz. Hoş geldin Hürrem. Hiç hoş gelmedim Süleyman. Hayırdır, ne oldu? Söyle. İbrahim Paşa nerede biliyor musun? Nasıl bir sual bu? Edirne'de değil mi? Sana oraya gideceğini söyledi. Ama şu an orada değil. Aslında hiç gitmedi. Çünkü Bursa'da. Şehzade Mustafa ile gizlice buluştular. Anlaşılan o ki seni tahttan indirmenin yollarını arıyor. İşte burada deliliğim.